الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء الله سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم عزيز مؤمنler bugün hutbem zafer ahlakı hakkında olacaktır. Bugün 25 Recep 1432 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Amin. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Amin. Rabbim bizi burada cem ettiği gibi cennetinde cem eylesin. Amin. Rabbim bedenlerimizi cem ettiği gibi cumalarda, camilerde, cemaatle duygularımızı, düşüncelerimizi ve fiillerimizi de cem etsin. Rabbim bizi burada cem ettiği gibi büyük ailemizin kayıp çocuklarını inşallah yuvasında cem etsin. Aziz dostlar, Allah Resulü İnnemâ bu'iztu li'utemmime mekârimel ahlâk buyurur. Ben güzel ahlakı, ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Her şeyin bir ahlakı vardır. Ahlakı olan her şeyin bir ahlaksızlığı da vardır. Münafıklık, iman ahlakıyla ilgili bir durumdur. Yani iman ahlaksızlığıdır. Onun için
münafık esasen imandan yoksun olan değil, iman ahlakından yoksun olandır. Servetin bir ahlakı vardır. Ahlaksız servet sahibine yük olur. Onun için Karun servet ahlakına sahip olmadığı için Karun oldu. Bu bana benim yeteneğim sayesinde verildi diyordu. Yani bunu ben elde ettim, ben kazandım, benimdir. Kimseyle paylaşmam. Bu servet ahlaksızlığıdır. Elbette siyaset ahlakı da söz konusu olacaktır. Siyaset ahlakı deyince, siyaset ahlakının bir boyutu zafer ve hezimet ahlakıdır. Esasen yenilgi kişi yenildiği için değil, yenilgi ahlakından mahrum olduğu için yenilgidir. Kişi yenilebilir, kaybedebilir, attığı taş yerini tutmayabilir, yatırımı boşa gidebilir veya umduğunu bulamayabilir. Fakat eğer bunu sindirmekte zorlanır, taşkınlık yapar, etrafına zarar verir ve adeta yenmeyi sanki varoluş sebebi gibi görürse, o zaman yenilgi ahlakından mahrum olduğunu gösterir. Yenilgi ahlakından mahrum olanlar asıl yenilirler. Yoksa kaybedenler yenilmezler. Uhud'da Allah Resulü'nün ashabı kaybettiler. Yenildiler. Fakat Uhud onlara yenilgi ahlakını öğretti. Yenilgi ahlakını öğrenenler kazandılar. Yani yenilmediler. Onun için her şeyin bir ahlakı var. Zaferin de bir ahlakı var. Yokluğa sabretmek her kişi kârı, varlığa sabretmek er kişi kârı. Yenilgiye sabretmek her kişi kârı, zafere sabretmek er kişi kârı. Yenilgiye sabreden ne yiğitler gördük ki zafere sabredemediler. Zafer karşısında duramadılar. Onun için şöhretin, servetin, gücün birer ahlakı vardır. Kur'an bize Davud ve Süleyman Aleyhisselam'dan bahsederken Neml suresinde ve benzeri surelerde bahsederken aslında güç ahlakından bahseder. Yani bu peygamberler üzerinden güce karşı nasıl bir ahlaklı duruş sergilenir? Nasıl güce sahip olunur, güce ait olunmaz? Nasıl iktidara ait olunmaz, iktidara sahip olunur? Nasıl servete ait olunmaz, servete sahip olunur? Bunu öğretir. Esasen Hazreti Süleyman çok sevdiği atlarını severken Allah'ı zikreder. Kur'an onu nakleder. Süleyman'a atlarını sevdirirken Allah'ı zikretmesini bir servet ahlakı, bir güç ahlakı, bir iktidar ahlakı bağlamında
zikreder. Yani esasen atı sevdiğiniz bir şeyi severken dahi Allah'ı hatırlamak. Allah'ı unutmamak. Onun için Allah Resulü Hasan ve Hüseyin'i en olmadık yerlerinden öper ve döner derdi ki siz cennet meyvelerisiniz. Siz adamı cihattan kaçırırsınız. Siz adamı cennetten edersiniz. Siz adamı yoldan çevirirsiniz veya çıkarırsınız diye severdi. Yani ya Rabbi farkındayım. Ya Rabbi farkındayım. Ya Rabbi senin farkındayım. Görüldüğümün farkındayım. Gözettiğinin farkındayım. Gözetlediğinin rakip olduğunun farkındayım. Sürekli gözünün üzerimde olduğunun farkındayım. Bir an bile senden gafil olmamam gerektiğinin farkındayım. Bu demektir aslında. İşte zafer ahlakı dediğim bu. İnsanlar kazanırlar. Kazandıkları için değil, zafer ahlakına sahip olmadıkları için kaybederler. Esasen zafer ahlakına sahip değillerse kazanmış olmazlar. Kaybetmiş olurlar. Ona kazanma denmez. O hakikatte kaybetmedir. Onun için Rabbimiz el-yevmu yevman feyevmun aleyk ve yevmun lek. Gün iki gündür diyor Hazreti Ali. Biri senin aleyhine, biri senin lehine. Aslında bu ayetin sanki bir tefsiri. Ve tilkel eyyam nudaviluha beynen nas. Bu dönemler, yani iktidarlar, yani güç, yani servet, yani şöhret, yani makam, yani sıhhat. Bir öyle, bir böyle. Bir kaldırırız, bir indiririz. Dolayısıyla iki gün bir değildir. Kişiyi yarın neyin beklediğini Allah'tan başka kimse bilmez. Varlığa sabredemeyeni Allah öyle bir yokluğa mahkum eder ki varlık dahi bir zamanlar varlık içinde olması dahi onun için acı ve ıstırap olur. Allah vermemiş olsaydı onun lehine olacaktı. Çünkü bazen Allah bazılarına ıstırabını artırmak için verir. Çünkü alınca acısı daha da artsın diye. Bu vermek midir? Şimdi bu vermek midir? Allah'ın kime neyin için verdiğini kim bilebilir ki? Eğer alınca acısı daha da artacaksa verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Eğer vermene sabredemeyeceksem verme ya Rabbi. Kulluğundan rızadan hariç umur verme bana. Eğer hakikati salbedeceksem bir lahza huzur verme ilahi, huzur verme bana. Ve devam ediyordu ya Arif Nihat Asya'mız o harika şiirinde. Verme bana diye devam ediyor. Verme ya Rabbi eğer hakkını veremeyeceksem. Eğer ihanet edeceksem. Eğer değerini bilmeyeceksem. Eğer boynumda bir yük ve halka olacaksam. Eğer sırtıma koyacak ve onun altında beni inleteceksen. Eğer atım etmeyeceksen beni atı edeceksen. Verme ya Rabbi. Dolayısıyla hep ver diyenleri anlamıyorum.
Ne cesaret diyorum. Bu ne cesaret yahu? Hep ver. Ne yapacaksın Allah aşkına? Ya Rabbi, altında kalmayacaksam ver de bari. Ya Rabbi, hakkını vereceksem ver. Ya Rabbi, hayrıma olacaksa ver. Yoksa ver. Öyle diyor ya Seyyidina Ali, ben onun Allah olduğunu her istediğimi vermemesinden anladım. Ben onun Allah olduğunu her istediğimi vermemesinden anladım. İşte böyle. Hele ki vermemiş, verseydi belanı verirdi. Her istediğini vermemesi lehinedir. Onun için ya Rabbi sen ağzıma bakma yine de desen. Yani ben olur olmaz isterim. Aklıma eseni isterim ama sen gene de bana bakma ya Rabbi. Zaten bakmaz da. Aynen yine de söylemek lazım. Evet, zafer ahlakı. Efendimiz'e Rabbimiz öğretti zafer ahlakını. Rabbimiz zafer ahlakını ne ile öğretti? Nasr suresi ile öğretti. Nasr suresi bir cümleyle konusu zafer ahlakıdır. İşte meali. İza ca'a nasrullahi vel feth. Allah'ın nusrati ve fethi geldiğinde, geldiği zaman, geleceği zaman, bu geleceğe de, geçmişe de atıf olabilir. Nasr, garantili ilahi yardım demektir. Garantili ilahi yardım. Nasr, garantili ilahi yardım. Yani öyle bir ilahi yardım ki garantisi var. Onun için inna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhir ve yutimma ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustakim. Yani fetih, gerçek fetih nasrdır. Gerçek fetih nasr ile birleşince asıl ne olur? Bir sonraki ayet söylüyor. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. İnsanların Allah'ın dinine kitle halinde girdiğini gördüğünde. Şuna bak. Nusrat ve fetih var. Nusret ve fetih neymiş? İnsanların Allah'ın dinine girişi. Gönüllerin açılışı imana. İmanla insan arasındaki engelin kaldırılışı imiş. Yani nusret, zafer bu imiş. Bu imiş. Asıl zafer bu imiş. Fakat böyle bir zafere dahi nasıl muamele etmemiz isteniyor? Fesebbih bihamdi rabbik. Rabbini hamd ile tesbih et. Vestagfirhu. Ve ondan af dile, mağfiret dile, istiğfar et, af iste. İnnehu kâne tevvâba. Zira o tevbeleri çokça kabul edendir. Allah Resulü bu ayetlerin gereğini ömrünün en mutlu ve mesut günü olan fetih gününde, Mekke'nin fethi gününde şu duruşuyla gösteriyordu. 10.000 kişilik muzaffer bir ordunun komutanı. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafında kendisi için ölmeye hazır binler. Muzaffer bir komutan kovuldu. Öldürülmek için arandığı, başına ödül konduğu çok değil. Sadece 8 yıl önce
8 yıl önce gizlice terk ettiği ve son anda tabir caizse yakayı kurtardığı şehre, doğduğu şehre muzaffer bir komutan olarak ve peygamber olarak ordusunun başında giriyordu. Sizce bu sevinilecek bir şey değil mi? Bu gülünülecek bir şey değil mi? Bu övünülecek bir şey değil mi? Bu iftihar edilecek bir şey değil mi? Böyle bir giriş sırasında insan 30 tane, 40 tane, 50 tane farklı psikolojik duruş sergilemesi gerekse veya bunlardan birini seçse, sevinci seçse hakkıdır. İftiharı seçse hakkıdır. Tebessümü seçse hakkıdır. Gülmeyi seçse hakkıdır. Hatta hadi diyelim ki şükrü seçsin. O da değil. Neyi seç diyor Allah? İstiğfarı seç. Allah Allah. İnsan 50 şey seçse insanın aklına inanın gelmez. Yani ya Rabbi bari şükrü seçeyim. İstiğfarı seç. İstiğfarı seç. Niye? Çünkü zafer ayartır. Çünkü zafere sabretmek er kişi kârıdır. Çünkü insan zaferi kendinden bildiğinde biter. İşte o zaman zafer de kalmaz. Niye? Ne çok zaferler gördük ki muzafferi yoktu. Ne çok zaferler gördü ki tarih şahit oldu ki sahipsizdi. Ne çok zaferler gördü ki tarih aslında sahibi yenilmişti. Ortada bir zafer var. Fakat zaferi kaldıracak bir muzaffer yok. Bu benim zaferimdir diyor. Bu benim zaferimdir dediği anda iş bitiyor. Bu benim zaferimdir dediği anda وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman atan sen değildin, Allah'tı atan. Hakikatini unutuyor. Allah'ı unutuyor. Allah'ı unuttuğu anda artık kendini unutuyor. Çünkü şah damarından yakın olanı unutan şah damarını dünden unutur. Kendini unutuyor. Kendini unuttuktan sonra zafer sahipsiz kalıyor. Hani bir fıkra var ya, inek içti, dağa kaçtı, yandı bitti, kül oldu. Bu zafer kimin? Falancanın. Peki falanca nerede? Zaferinin sarhoşu oldu. Sarhoşluğun bin bir çeşidi var. Şöhret sarhoşu, servet sarhoşu, zafer sarhoşu, başarı sarhoşu. Sarhoşluğun bin bir çeşidi var. Bu da bir sarhoş çeşidi. Zaferinin sarhoşu oldu. Peki sarhoş olunca ne oldu? Kendini kaybetti. Kendini kaybedince ne oldu? Zafer sahipsiz kaldı. Peki bu zaferin muzafferi kim? Yok. Zafer muzafferini yemiş. Yandı, bitti, kül oldu. O zaman ona zafer mi derler? Zaferi kazanan zaferinin kulu ve kölesi olursa, zaferinin nesnesi olursa, zaferinin elinde oyuncak olursa ona zafer denir. Onun için Rabbimiz de
أي محمد zafer ve fetih geldiğinde sakın kendinden bilme. Allah'tan af dile. وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. O tövbeleri çokça kabul eden. Ya Rabbi Mekke'yi fethettik, kötü mü yaptık? Yani niye af dileyelim? Günah mı işledik de af dileyelim? Hata mı ettik de af dileyelim? Bu mağfiret dilenecek bir şey mi? Evet, af dile. Af dile. Çünkü Rabbin eğer zaferine sahip çıkmazsa sen o zaferin altında kalır ve bitersin. Zafer sahipsiz kalır. Sen zafer dersin de Allah hezimet der. Sen kazandığını sanırsın da Allah kaybettin der. Sen elde ettiğini düşünürsün de Allah elinden çıktı der. Onun için Allah'a imzalattır. Tescil ettir. Rabbinin onayından geçir. Senin zafere zafer demen zaferi zafer yapmaz. Ama Allah zafer derse o kainata örnek olur. İnsanlığa örnek olur. Kıyamete kadar dillere destan olur. Allah yazarsa kim bozar? Allah yazarsa kim siler? Onun için zafer ahlakının temelinde zafer sarhoşu olmamak yatıyor. Halid bin Velid, İslam'ın büyük komutanı, coğrafyalar fethediyor. Ardı ardına. Önce Irak, sonra İran, sonra Umman, sonra diğerleri arka arkasına geliyor. Anadolu'ya giriyor. Hatta bir rivayete göre ta Azerbaycan'a kadar. Ve milletin dilinde Allah'ın yerini Halid alıyor. Halid kazandı, Halid getirdi, Halid yendi, Halid aldı, Halid verdi. Bir gece bir kararla İslam'ın muzaffer başkomutanı görevden alınıyor. Hazreti Ömer'e diyorlar ki, ya Emirül Müminin ne yaptın sen? Adam kariyerinin zirvesinde girdiği yeri İslam'a kazandırıyor. Sen Halid'i ordu komutanlığından aldın. Şimdi ne gerekçe söyleyeceksin insanlara, ne diyeceksin? Gerekçe olarak bu yetmez mi diyor. İnsanlar zaferi Allah'tan değil Halid'den bilmeye başladılar. Bundan büyük gerekçe mi olur Halid'i görevden almam için diyor. Öyledir. Budur zafer ahlak. Hazreti Ali öyle yapmıştı ya. Hilafete geldiğinde kardeşi Akil çok yüksek borçlanmıştı. Öyleydi. Savurgandı. Allah Resulü'nün Mekke'deki evini satıp yiyen de oydu. Çok müsrif harcardı. Kardeşi de halife ya. O da onun abisi ya. Geldi halifeye. Borç istiyor. Beytülmal'den. Para istiyor. Yardım etmesini istiyor. Yeryüzünün bir numaralı imparatoru tırnak içinde Hazreti Ali. Her bir eyaletinde bugün 20 tane devlet yaşıyor. O anda Ali ekmek yapıyordu. Halife ekmek yapıyordu.
ocağın közünü karıştırdığı maşayı ocağın içine koydu. Bir taraftan da kardeşine durumu izah etmeye, yaptığının doğru olmadığını izah etmeye çalışıyor. Maşa iyice kızardı. Maşayı çıkardı ateşten. Akil'in böğrüne şöyle bir bastı. Akil vaveyla'yı koyverdi. Anam yandım. Hazreti Ali. Asıl ben yandım ey Akil dedi. Sen şu dünyada sırf oyun olsun diye senin böğrüne sürdüğüm şu kızdırılmış maşanın ateşine katlanamaz. Ya abini, ya kardeşini, ya Ali'yi Allah'ın ateşine atmak istemene ne demeli? Anan seni kaybetsin ey Akil. Sen beni Allah'ın ateşine mi atmak istiyorsun? Vallahi aynen şu. Eğer hafızam beni yanıltmazsa mümkün olduğunca lafza sadık kalarak zihnimden tercüme etmeye çalışacağım. Bir karıncanın ağzındaki bir arpanın kabuğunu gasp etmektense, gasp etme karşılığında şu dünya ile beraber yedi Süreyya'yı ve yedi kat gökleri de verseler, vallahi Ali karıncanın hakkı olan bir arpanın kabuğunu ondan gasp etmeye yanaşmaz. Bu böyledir. Adamı Kur'an terbiye ederse böyle terbiye eder. Kurban olursunuz o adam. Bu nereden çıktı dersiniz? İslam böyle yiğitler mi yetiştirmiş dersiniz? Ve ya Rabbi niye bize vermiyorsun dersiniz? Biz layık olalım. Bize de verir Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle verir. Ve inşallah ben vereceğine inanıyorum. Bu günler o gelecek güzel günlerin de göstergesi olsun inşallah. Yalnız o gelecek güzel günler, bu günler o günlere gebe olması isteniyorsa, bazılarının hakikati hiç kimsenin kınamasını aldırmaksızın söylemesi lazım. Bu da bizim vazifemiz. Allah'ın Mustafa kulu Allah'ın elinden nefsini satın alacaksa, yakasını yırtacaksa ancak böyle yırtacak. Herkes kendi nefsini Allah'ın elinden satın alsın. İşteri nefseki minallah ya Fatıma. Ey Fatıma, ey kızım. Resulullah vefat günü söylüyor bunu. Vefatına birkaç saat var, sadece birkaç saat. Ey Fatıma, ey Peygamberin Muhammed'in kızı. Nefsini Allah'ın elinden satın al. La ugni anke minallahi şey'a. Vallahi la ugni anke minallahi şey'a. Vallahi Allah'ın elinden seni kurtaramam. Allah'tan sana gelecek bir belayı ben bile def edemem. Herkes Allah'ın elinden nefsini satın alsın. Biz de böyle satın alacağız. Bizim de vazifemiz bu. Onun için o gelecek güzel günler gelecekse eğer, bugünden bugünler o günlere hamile kalacaksa eğer, işte hakkı söyleyenler sebebiyle kalması lazım. İnşallah. Rabbim hakkı söyleyen dilleri yakmasın. Amin. Rabbim
hakkı duyan kulakları yakmasın. Amin. Rabbim duyduğu hak ile amel edenleri yakmasın. Amin. Öyle diyor Ali. Zaferin şükrü düşmanları affetmektir. Ne harika değil. Zaferin şükrü düşmanları affetmektir. Nokta. Bunu koyuyoruz. Dahası zaferin ödülü eller yahşi ben yaman, eller buğday ben saman diyebilmektir. Ben eşim, siz üstüme basın ve girin kapıdan diyebilmektir. Bunu diyeni Allah kapının alt eşiği yapmaz, üst eşiği yapar. Ama Allah yapar. Eyvallah. Onun için eskiden dervişler eşik olurdu. Şimdi dervişler E ile başlayan bir şey olmaya başladı. Niye böyle ki? Derviş demek, eşik demek biliyor musunuz? Kapının alt eşiğine derviş. Derviş. Der kapıdır. Viş de alt eşik demek. Eşik olmaktan vazgeçince eşek olursun. Eşik ol, Allah adam etsin. Onun için hepimiz, ben nefsime söylüyorum. Allah'ın Mustafa kulu sizi ayna yaptı, kendine söylüyor sizin aynanızda. Ey nefsim, eşik ol. Bu millete hizmet et. Bu milletin duasını al. Mazlumların duasını al, yoksulların duasını al, yetimlerin duasını al, gariplerin duasını al, altta kalanların duasını al, vur omuzunu onların altına, korkma, başkaları ne derse desinler, Allah mazlum, mağdur, mükedder gönüllerdedir. Onun için herkes için bu geçerli. İktidar sahipleri için daha fazla geçer. Bir iktidar sahibine Allah'ın nasıl baktığını öğrenmek mi istiyorsunuz? Yüreğine Allah'ın misafir olduğu bir mazlum nasıl bakıyor ona bakın. Bir mağdur nasıl bakıyor ona bakın. Eğer yüreğine Allah'ın konuk olduğu bir mağdur, bir mazlum, bir garip, bir yetim yüreğinden alkışlıyorsa Allah da melekler de onu alkışlıyor. Öyle bilin. İnşallah. Bu bir dua olsun. Bu bir niyaz olsun. Rabbim varlığımızı bu ümmet için dua kılsın. Sizin amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminde yakmasın inşallah. Rabbim bu ümmetin yüzünü güldürsün. Rabbim bu ümmete akıl, fikir, istikamet ihsan etsin. Amin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi korusun. Amin. Aramıza muhabbet serpsin. Amin. Meveddet versin. Amin. Ülfet versin. Amin. Bu ümmetin imamını insanlığa anne etsin. Amin. Bu ümmeti de insanlığa anne toplum etsin. Amin. Rabbim bizi sahipsizlikten kurtarıp bize sahipler versin. Amin. Sahibi mezede sahip olsun. Amin. Kalbine sahip olsun. Amin. Rabbim bizi kendimize, bizi nefsimize bir lahza bırakmasın. Amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin ve selametun alel hadirin vel gaibin ila yevmiddin velhamdülillahi rabbil alemin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم التوفيق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر اللهم جمعيتنا المؤمنين الموحدين آمين. واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا آمين. وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في كل أنحاء العالم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا مآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي الله وملكleri peygamberi desteklerler يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أي إيمان edenler siz de onu destekleyin Allah ve Resulün, Allah ve meleklerinin desteğinin yanına siz de desteğinizi koyun. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ona hem destek olun hem de getirdiği nizama tam bir teslimiyetle teslim olun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali Muhammed. İnneke hamidun mecid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله اللهم güzel kulları إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الله adaleti emreder Size adaleti emreder, zatına rahmeti emreder. Size adaleti farz kılar, kendisine merhameti farz kılar. Ketebe alâ nefsihir rahmet. Ve ikinci olarak, ihsanı emreder. İyi davranmayı emreder. Güzel muameleyi emreder. El-ihsan abidul, el-insan abidul ihsan. İnsan iyiliğin kulcudur. İyilikten başka geriye kalan bir şey yoktur. Onun için iyi davranmayı, iyi olmanızı ister Allah. Allah sizi iyi olmak için yaratmıştır. Cennete gitmek için yaratmıştır. Cennet sizin içindir. Fakat cennete varamayanlar cehenneme gitmiş olur. Onun için cehenneme gitmek cennete varamamaktır. İnsan cennet için yaratılmıştır yoksa. Cennet de insan için yaratılmıştır. Ve Allah üçüncü bir şey daha ister. Garip kurabaya, ezilmişlere, altta kalmışlara yardım etmeyi. Onlarla sizde olanı paylaşmayı emreder.
paylaştıkça çoğalacağını bilesiniz. Eğer servetin sahibinin, maliki hakikinin Allah olduğuna iman ediyorsanız, sorun yok. Paylaştıkça çoğalır. Buna da iman edersiniz. Zira Allah için vermek, vermek değil, almaktır. Her ne ki Allah istiyor, almak için istemez, vermek için ister. Siz hiç Allah'ın istediğini aldığını gördünüz mü? Ne yapsın alıp da? Allah vermek için ister. İstediğini verin, daha fazlasını versin. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah İsmail'i istedi. İbrahim de verdi. Allah aldı mı? Almadı. Ne yaptı? Üstüne bir de İshak koydu. Demek ki veriyor. Onun için. Allah istedi mi? Başınızı açıp koşun. Hele ki istedi deyin. Hele ki istedi demek ki daha çok verecek. Onun için Allah için verirken herhalde efendim şuna iman edin. Allah benim için daha fazlasını yazıyor. Bundan emin olun. Tereddüdünüz olmaz. Üç şeyden de sizi nehyeder. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَاغِ Fahşadan nehyeder. Yani her türlü haddini bilmezlikten. İster cinsi olsun, ister efendim siyasi olsun, ister ekonomik olsun, ister ilmi olsun. Her türlü haddini bilmezlikten, taşkınlıktan. Yani ilimde fuhuş vardır, siyasette fuhuş vardır, cinsellikte fuhuş vardır, bilgide fuhuş vardır. Ne de haddini aşarsa o husus fuhşa girer. Haddini aşmışlığın sahibi de fahiş veya fahişe. Onun için her türlü fahişlikten sizi nehyeder. Her türlü münkerden nehyeder. Ortak aklın kabul ettiği ortak iyi maruftur. Ortak aklın kötü kabul ettiği ortak kötü de münkerdir. Dünyanın neresine giderseniz, hangi tarihinde yaşarsanız yaşayın, kötü kötüdür. Onun için bu ortak kötüyü de nehyeder. O münkerdir. Velbâgî. Üçüncüsü, taşkınlıktan nehyeder. Taşkınlık her türlü. Nedir? İnsan haksızlığa uğrar. Uğradığı haksızlık kadarını alması hakkıdır. Ama ondan bir gram aşarsa mazlumken zalim olur. İşte bu bağidir. Bağidir. Dolayısıyla her türlü bağiden, haksızlıktan, taşkınlıktan, tecavüzden nehyeder. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah size böyle vaaz-ı nasihat eder ki, belki üzerinde düşünür, hakikati bulur, ebedi saadete kavuşursunuz diye. Sadakallahu'l-azim. Aqimis-salah.